Rıdvan Çelik, soy isminin hakkını veren bir isim Rıdvan Çelik. Çelik gibi bir yüreğiyle İstanbul'dan atlayıp arama kurtarma çalışmalarına katılan bir isim. Birçoğumuz onu sosyal medyadan tanıyoruz. O ufak boyuyla aslında bir kahramanlık örneği sergiliyor. 98 santimlik boyuyla kazı çalışmalarında en uç ve derin noktalarda kısa boyunu avantaj olarak kullanabiliyor. Çelik burada olma sebebini şu sözlerle dile getirdi. Rıdvan Bey, uzun süredir buradasınız. Arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak katıldınız. Neler düşünüyorsunuz? Tabii ki öncelikle Cuma günün deprem itibarından yaklaşık 3 saat sonra biz İzmir'e intikal ettik. Buradaydık. Anda ekibi arkadaşlarımız buradaydı. Öncelikle tüm İzmir halkının başı sağ olsun, çok geçmiş olsun. İnanıyorum bu zor günler geçecek ve İzmir'in dağlarında yine çiçekler açacak. İnşallah en kısa zamanda bunu başaracağız. İzmir'e ilk girdiğim yer Emrah Apartmanı'ydı. Yağcıoğlu sitesinde bulunan Emrah Apartmanı'ydı. Durumlar işler acısıydı, kötüydü. Bu benim ilk deprem deneyimimdi. İlk defa buraya geldiğimde, buraya geliş amacımın sadece ve sadece yardım etmek ve belki de bir işe yaramak olduğunu düşündüğüm için buradaydım. Ve işe de yaradığıma inanıyorum çünkü bayağı bir yerde bulundum. Emrah Apartmanı olsun, diğer türlü Doğanlar Apartmanı olsun oradaydı. En son bugün sabah buraya geldik. Burada biraz daha teknolojiyi kullanıyoruz. Burada çünkü yapı itibariyle yapı tamamen çökmüş durumda ve yeraltında kamera izleme sistemi ve ses sistemiyle beraber burada çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Elinden geldiğince deprem sonrası kurtarma çalışmalarında son güne kadar burada duracağını ve elinden gelen tüm yardımı yapacağını aktardı. Tabii ki hiçbir eğitimsiz arkadaş burada bulunamaz. En fazla gönüllü olarak yardım edebilir ama eğitim olan arkadaşlarımız enkaz alanına girebiliyorlar. Bunu da AFAD koordinasyonu sayesinde AFAD'la beraber yapıyoruz.